Efendim selamlar. Bugün tekrardan 1v1 kasma kararı aldım. Neden bu kararı aldım? Öncelikle bu videoda baya bir sohbet muhabbet edeceğiz. Yani çok fazla böyle bir tryhard oynama görmeyeceksiniz. Çünkü şöyle görsün. Zaten bir tekrar izliyorsunuz şu anda. Bu tekrarın üzerine biraz sizlerle konuşacağız. Neden 1v1 kasma kararı aldım? Neden rekabetçi videosu pek gelmedi? Şimdi arkadaşlar gece 1-2 gibi tam bir tane arkadaşımla konuşuyordum ben. Ya tamamen ondan dolayı gelişen bir süreç çünkü. Bunu anlatmasam olmaz. Ha böyle hikayeli bir gameplay gibi düşünebilirsiniz. Arkada bir şey anlatacağım ben. Siz de izlersiniz umarım ve beğenirsiniz. Bir tane arkadaşımla konuşuyordum. Kendisi çok da güzel Rocket League oynuyor ve yakın da bir arkadaşım. Kendisi şeyi savunuyor bana. Şu anki Rocket League, yani Epic Games'teki Rocket League eski Rocket League'e göre daha iyi. Ben de diyorum ki sen hani kafayı sıyırmış olman lazım ki böyle bir şey söyleyebilirsin. Bana dediği argüman da şu: eskideki pro oyuncuları gelse şu an tokatlarmış. Yani o yüzden de Epic Games dönemindeki Rocket League daha iyiymiş. Ve benim de kendisi bir de böyle söylüyor. Bu videoyu keyif almadan çekmem izlenme odaklı olduğu içinmiş. Ha şimdi arkadaşlar öncelikle buna bir cevap verelim. Sonra neden 1v1 kasma kararı aldım bunu değineceğim. Bir oyunun gelişimi, o oyunun işte kararlarını alan, genel olarak oyunun yayımlayıcısı alakalı bir durum değildir. Yani şöyle düşünün. Bu aynı şey gibi. İnternet yoktu. Şimdi internet var. O zaman malum partiye mi oy verelim? Yani buradan bir örnek çıkarımı yaptım sizler ama siyasete de girmeden olmaz bu örneği vermem. Ya bu aynı bunun gibi bir şey. Zaten oyun kendisi gelişiyor. Yani burada seninle alakalı veya başka birisi alakalı bir durum yok. Yani bu her oyunda böyle. Yani CS'de de böyle. Yani ne kadar kötü karar alırsan al bir oyunda yeni mekanikler zaten türecek. Ya bunun sen önüne geçemezsin yani. Kendisi de işte bu yüzden diyor ki ben 2016 yılındaki proları tek elinde yerim. Bu yüzden şu anki oyun daha iyi. Eskiden böyle şeyler yoktu. Bu bir kere zaten mantıksız. Sebebini açıkladım. Şimdi ben de bunun üzerine dedim ki işte bu videoda anlattıklarımı söyledim sizlere. Ve şey dedim. İyi güzel diyorsun, hoş diyorsun ama dedim. Ya biliyor musun oyunda toksiklik çok arttı. Steam döneminde atıyorum toksiklik %20 iken şu an %60 dedim. İşte bunun üzerine şeyi sıraladım. Çok fazla Smurf geliyor dedim. MMR'lar düştü dedim. Smurf'ler geldiği için de şu anki şampiyonlar işte normalde Diamond'da olması gerekir. Hatta buna ben de dahilim. Siz bana diyorsunuz ya işte senin şampiyonda olmaman gerekiyor. Ya zaten ben buna hak veriyorum. Ben bunu inkar etmiyorum ki. Ben de biliyorum bu durumu. Ama bu benimle alakalı bir durum değil arkadaşlar. Şu an Rocket League'de büyük şampiyon, şampiyon, Diamond olmaması gereken kişiler olduğundan yüksek rankta. Bunun da sebebi yani Rocket League'in kötü yönetimi Epic Games'e geçtikten sonra free to play olduktan sonraki oyun kötü süreç. Bunları sıralıyorum çocuğa. Diyor ki bana ya toksikler her oyunda olur. İşte smurfler her oyunda olur. Smurfler olacak ki insanlar zorlanarak kendini geliştirsin diyor. Bak şimdi. Tamam. Zorlanarak kendini geliştirirsin. Burada bir sıkıntı yok da. Hani bu smurfle olacak bir şey değildir. Zorlanarak kendini geliştirmek istiyorsan platsındır diyelim. Diamond'la maç atarsın. Şampiyonla maç atarsın. Bir gold sen platsan gidip büyük şampiyonla SSL Smurf'le maç atmazsın. Bunları söylüyorum. Çocuk bana cevap vermedi arkadaşlar. Ya bu da çok yakın bir arkadaşım. Sizlere bu yani anımı da demeyeyim de dün yaşanan bir olaydı bu. Bu olayı anlatmak istedim. Anlatmasam olmazdı. Ve bundan dolayı da ben çok bilendim. Bak çok ağrıma gitti. Dedim ki tamam çocuk bir yerde harbiden haklı. Yani oturup ağlamakta bu işler olmaz. Ha dedim ki o zaman bir 1 ve 1 kasayım ben. Neden 1 ve 1? Ona geleyim. 3 ve 3 ve 2 ve 2 kesinlikle yani çok iddialı da konuşmuyorum ama çok nadiren solo geleceğim arkadaşlar. Yani 2 ve 2 ve 3 ve 3 videolarında genelde yanımda bir arkadaş göreceksiniz bundan sonra. Böyle geleceğim. Ama 1 ve 1 harbiden ciddi bir şekilde kasacağım. Yani böyle oyuna girdiğim süreçte tabii ki de ciddi bir şekilde kasacağım. Çünkü 1 ve 1 gerçekten tamamen kendinizden sorumlu olduğunuz bir mod. Hiçbir şekilde bahane üretemezsiniz. Çünkü yanınızdaki adam kötü oynasa, iyi oynasa da Daros yanınıza bir adam olmadığı için adama da laf atamazsınız. Tamamen kendinizden sorumlu olduğunuz bir mod. O yüzden dedim ki ben bir 1 ve 1 kasayım. Ben 1 ve 1 bayağı da çekmiyordum. Ya böyle genel olarak da kendimi az da olsa oyuna girdiğim süre boyunca çok vakit ayıramıyorum ama oyuna girdiğim süre boyunca geliştirmek istiyorum. Böyle bir karar aldım. Kendisine de teşekkür ederim. Böyle bir karara almamda vesile olduğu için.
Şimdi gel gelelim bir tane attığım mesaj var bu arkadaşımın. Şey diyor bana arkadaşlar. İşte diyor ki madem keyif almıyorsun oyundan, tamam mı? Neden izlenme için hala Rocket League çekiyorsun diyor. Sal diyor bu oyunu kısaca, anladın mı? Şimdi şu ayrımı iyi yapmak lazım. Oyundan keyif almamak ayrı bir şeydir. Oyunu çok sevmek, oyunu sevdiğin için de eleştirmek, kötülemek ayrı bir şeydir arkadaşlar. Bu aynı şey gibi bak. Bir tane hasta var, tamam mı? Adam ameliyathanede yatıyor. Adamın vücudunda da kanserli bir hücre var. Bu kanserli hücreyi almazsak da bu adam ölecek, tamam mı? Yani vefat edecek gibi. Ben de diyorum ki neden bu kanserli hücreyi almıyoruz ameliyatla? Bunu söylediğim için çocuk bana diyor ki o oyunu sevmediğin için, izlenme için bu şeyi yapıyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar bu bir kere alakasız bir durum. Niye alakasız? Çünkü ben ya bu oyunu gerçekten keyif almasam, hani gerçekten bak sevmesem, tam videolarda böyle ruhsuz olurum. İşte oyunu bırakırım. Ne bileyim başka oyuna geçerim. Ya böyle bir durum olur. Veya Rocket League çekmem abi. Ya bu kadar bir YouTube geçmişim var. Niye Rocket League çekeyim ki? Açarım yeni bir kanal. Başlarım farklı bir oyundan. Bütün bilgi birikimimle o oyunun kitlesini kullanarak çok rahat gelişirim. Ama ben ne istiyorum? Ya bu oyunun Türkiye'deki kitlesi biraz daha gelişsin istiyorum, tamam mı? Ve bu oyunda gördüğüm yanlış şeylere yanlış diyorum. Doğru şeylere de doğru diyorum. Ve bu oyunu kötülemem benim bu oyunu işte izlenme için çektiğim anlamına gelmez. Şimdi geçelim ikinci maça. Bu da bir 1v1 maçıydı. Bu maçta çok kötü oynadım. 1,5 ayardan sonra 1v1 oynayınca biraz böyle oldu ama yapacak bir şey yok. Şu boost barını da açayım sizler için. Açamıyor muyum lan boost'u? Ha açamıyorum. Güzel. Neyse. Arkadaş çok da yakın bir arkadaşım. Çok üzüldüm yani. Böyle WhatsApp'tan biz tartıştık. Zaten mesajını da göstermişimdir. Ya böyle bir durum oldu. Bir de şey diyor işte bu oyunun ligini düzenliyorsun ve işte oyuna sallıyorsun diyor. Ya oyunun ligini düzenlemem, tamam mı? Benim oyunun topluluğuna güzel bir şey katmam için olan bir durum. Yani ben bu oyunda bir eksiklik görmüşüm ki hani kitlesinde bir sıkıntı. Maçlarından keyif almıyorum ki. Keyif alacağım bir ortam kurmak istiyorum. Bu yani çok güzel bir şey. Bu arada lige de katılmadıysanız katılın arkadaşlar. Lig haftaya cuma başlıyor. Pazar günü de ödülü turnuva olacak ve çekiliş var. Detayları, her şeyin detayları lig Discord'unda açıklama yorumdan katabilirsiniz. Neyse. Beyefendi bunları diyor işte. Ben de güzel güzel açıkladım. Bayağı bir WhatsApp'tan yazıştık. Ben kendi yazdığım mesajı da gösterim. Video okuyup durdursun. Ve kendisine de bu konuşmamızdan sonra teşekkür ettim. Çünkü dedim ki bana sen bir içerik çıkarttın. Güzel bir içerik çıkarttın. Yani normalde böyle ben işte hiçbir zaman böyle kötü yorumlara karşı çok sert bir aksiyon almam. İşte ne bileyim bana yapılmış ithamlara karşı böyle çok sert bir aksiyon almam. Kesinlikle bir videoyla cevap vermem. Ama ya şimdi bu suçlama diyelim, bu görüş, eleştiri yakın bir arkadaşımdan, sevdiğim bir dostumdan gelince çok ağrıma gitti. Ve hem böyle bu arkadaşımı düşünen insanlar varsa beni izleyen, hem de işte genel olarak böyle bir algı vardı zaten. Bununla alakalı bir video yapmak istedim. Yani ben zaten Rocket League'i kötülüyorsam arkadaşlar şey değildir. Yani sevdiğimden kötülüyorum. Dediğim gibi ben iyi iyi derim. Bak Rocket Pass çok iyiydi. Onu kötüledik mi? Şey mi dedik? Epic Games'e saldık mı? Ulan yanlışlıkla çıkartmışlar. Normalde Epic Games çok kötü Rocket Pass çıkarıyor falan mı dedik? Hayır. Ben güzeli güzel derim. Kötüye kötü derim. Bu kadar. Neyse içimi döktüm. Bu maçı da izledim. Ondan sonra süreç nasıl geçti? Dedim ki ben gaza geldim. Hani dedim ki tamam bu oyunun tek keyif aldım modu adam akıllı 1 ve 1'e geri dönün ciddi şekilde kasayım. Yalnız 1 ve 1'de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Benim bilgisayarda ciddi bir drop problemi var. Bu her oyunda oluyor. Bak bilgisayar çok iyi ama ona rağmen oluyor. Ben de dedim ki bu bilgisayarı ya bu bilgisayarla da olsa çekeyim size. Biraz da bundan dolayı da rekabeti çekmiyordum. O yüzden son videolarda böyle fazla isteksiz olduysam kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Depremden sonra da biliyorsunuz ki kötü bir deprem faciası atlattık. Depremden sonra 2 hafta video atamadım. Ve kanal biraz geriliğe gitti. İşte
etkileşimde olsun, izlenmede olsun, like'da olsun, abone artış hızında olsun. O yüzden bu videoya güzel bir like bekliyorum mutlaka arkadaşlar. Beğenmediyseniz de dislike atın. Bunu da söyleyeyim. Çünkü dislike de bir etkileşim. Yani dislike bir videonun kötü anlamda etkileşim almasına bir kapı açmaz. Bunu da söyleyeyim. Beğenmediyseniz de görüşmeme katılmıyorsanız yorumunuzu da belirtip dislike atabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde bunu üzülmem, kırılmam. Ama dediğim gibi beğendiyseniz güzel bir like atarsanız sevinirim. Çünkü bu videonun önerilmesi lazım. Bayağı kendimi içimi döktüğüm video ve aynı zamanda kanalın da eski günlerine dönmesi lazım. Yani önerilenlere çıkması lazım. Şu an bir önerilen bana gibi bir şey yiyoruz diyebilirim. Çünkü video bir kitle izliyor. Bak ilk 10 dakika video 50 izleniyor atıyorum. Ondan sonraki 7 hafta, 7 hafta demişim. Ondan sonraki bir hafta 100 izleniyor. Bu niye önerilenlere çıkmıyor? Bu yüzden önemli. Yorumlarıma da katılıyor musunuz? Bunu da cevaplarsanız sevinirim. Şimdi bu maça biraz daha odaklanıyorum ve lig Discord'da da mutlaka hepinizi bekliyorum. Orada güzel bir ortam kurduk. Toksiklikten uzak, dediğim gibi güzel oyuncuların olduğu. İşte orada ses odasına geçiyoruz. Lig maçları olmadığı zaman da aktifiz. Çekişler oluyor, turnuvalar oluyor. Orayı da bir Rocket League toplu Discord olarak kullanıyoruz. Şimdi bu maça biraz odaklanalım. Hatta şöyle yapalım ya. Ben bu maçta arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. 1,5 yıldır, 1,5 yıl demişim ya, 1,5 aydır 1v1 ve rekabet oynamışım. Bu gözle değerlendirmesini sevinirim. Şimdi şu anda da Plat 2 elodayız 1v1'de. Yanlış duymadınız, Plat 2. Plat 2 de bildiğiniz Diamond 2 demek 1v1'de. Çünkü 1v1 elonuz normal rankınızın bir altıdır. Bu genelde çok kişi de böyledir abi. Benim mesela büyük şampiyon tanım var. 1v1'de şampiyon 1. Örnek veriyorum. Şimdi Plat 2 elodayız. Oynayışımız kötü. Kendimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Burada maç çok berabere gidiyor. Ben burada ne yapacağımı bilmiyorum. Boost'a gitmişim. Ya yani hatalı mı, doğru hareket yapmışım onu da bilmiyorum. Çünkü bayağıdır oyundan uzak kaldım. Artık sonlara geliyoruz. Burada şimdi adam bayağı yükleniyor. Şurada acayip bir pozisyon oluyor. Bak. Burada ben adamı sıkıştırıyorum, baskılıyorum. O baskı hata getiriyor. Adam kendi kalesine gol atıyor. Normalde binde bir ihtimal falan ama bu ihtimal gerçekleşiyor. Ve bundan sonra adam chat'e okey falan atmaya başlıyor. Ben buradaki kofa gitmiyorum. Zamanı oynuyorum. Buradan 4 saniye kazanıyorum. Burada topu uzaklaştırıyorum. Bir kez daha vuruyorum. Sonra bir kez daha vuruyorum. Burada vurmam yanlış çünkü top yere düşse maç bitecek ve 3-2 bitiyor. Şimdi bu maç 3-2 bitiyor. Şöyle şeyleri de göstereyim. Bir de rankımı göstereyim. Onun dışında şu sezonda alınacak bir ödül var mı? Bir garaja bakalım abi. Yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi 1v1'de ne yapmışım? Abi 716 elo'dayım. 716 elo platik oluyor diye biliyorum. Yanlışım olmasın. 2v2'de 1135 C1 elo. 3v3'de muhtemelen Diamond 2 falandır. Şu iki modu bak 3v3 ve 2v2 full pireyle. Yani arkadaşlarımla kalacağım. Videoya konu kalacağım öyle. 1v1'de full kendim kalacağım. Rekabetçi attığım zaman video olarak genelde 1v1 gelir. Bunu da söyleyeyim. 4 maç kalmış zaten. Umarım anlatabilmişimdir kendimi. İçimi dökebilmişimdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.